Birisi şampiyonda oynuyor, birisi düşmeye oynuyor, düşmemeye oynuyor. Şampiyonda oynayan takım öne geçtikten sonra düşmemeye oynayan takım tavır koyamadı. Yani tepki gösteremedi. Beşiktaş da nasıl olsa ben bu işi bitiririm diye öyle oynadı. Yani şöyle bir 90 dakikaya baktığın zaman keçi boynuzu gibi bir maç. Ama ben bu konuda Beşiktaş'ı fazla suçlayamam. Öne geçtiler. Bana bu kafi kardeşim dedi. Öteki tavır koyamadı. Ankara Gücü'nün tavır koyması gerekirdi. Koyamadı. Beşiktaş da dedi ki kardeşim sen tavır koymazsan ben böyle oynarım bitiririm dedi ve bitirdi. O tek gol Beşiktaş 1-0 kazandı. Erman abi dün çok enteresan bir gece yaşadık. Yani bir maç bitti, maçın ardından iki kulüp başkanının açıklamaları, teknik adamların, eski hakemlerin, o maçta olmayan kulüplerin açıklamaları. Sonrasında bugün medyada sizin yazınızda sabah gazete programında seslendirdik. Karşılaşmanın hakemi çok tartışılıyor. Bir taraftan ya bu hakemden daha çok var MHK'de deniyor. Bu lig nasıl bitecek deniyor. Ne diyeceksiniz? Yani Fenerbahçe kazandı, Başakşehir mağlup oldu. Her şey birkaç gün içinde unutulur mu? Yoksa biz bu işleri izlemeye devam edecek miyiz? Şimdi dün Başakşehir Başkanı'nı dinledim, Fenerbahçe Başkanı'nı dinledim. İkisini dinlediğim zaman zannedersiniz ki bu işler uzayda oynanıyor. Yani ya ne muazzam bunlar, yani yeni şeyler konuşuyorlar. Ya kardeşim Fenerbahçe Başkanı da Başakşehir Başkanı da bu işi köküne kadar biliyorlar. Bu işi biz de biliyoruz. Yani bizim gibi sporun içinden gelen insanlar da biliyor. Ben iki tarafta da oynadığım için şunu söyleyeyim. Hakemlik camiası kanser. Ama bu kanseri kesip atmamız lazım. Ama bu kolay bir iş değil. Yani bu şöyle söyleyeyim ben size o zaman biraz bilmiyorum benzetebilir miyim? Türkiye Cumhuriyeti içine Fethullah Gülen nasıl yerleşmişse hakemliğin içinde de Fethullah Gülen grubu gibi grup var ama. Yani biraz belki tuhaf olacak size ama gerçek. Niye biliyor musunuz? Bu öyle 2 yılın, 3 yılın, 4 yılın değil. Ben bu hakemliğe 82-83 senesinde girdiğimde bu hakemlik belli grupların içindeydi. O zaman subay grubu arkadaşlar vardı. As subay, subay. Bunlar önce hakem oluyorlardı. Sonra FIFA oluyorlardı. Sonra yönetime geliyorlardı. Hala onların artıkları var. Şimdi hala işte babadan oğula hakemler var. Dün akşamki hakem de babadan oğula. Bu bir mafya işi. Ben mafya deyince her şeyi çok kötü düşünmeyin. Yani bir örgüt işi. Türkiye'de hakemliğin içinde 40 yıldır bir örgüt var. Ben bu hakemliğin içine girme sebebim bu örgüt. Ben bu hakemliğe 83 yılında bir Fenerbahçe maçından sonra dedim ki futbolculuğu bitirirsem hakem olacağım. Bu işi temizleyeceğim dedim. 83'te hakem oldum. Arkadaşlar 83'te hakem olduktan sonra çok mücadele verildi bu işlerde. Öyle isimler var ki kitap yazmaya başladım, bunları okuyacaksınız. Hasan Doğan diye bir adam geldi. O çok radikal işler yapmaya kalktı. Ama ondan sonra bir daha radikal işler olmadı. Herkes kendi kullandığı, kendine sempatik gelen hakemler yürümeye kalktılar. Ve bu hala bugüne kadar geliyor. Ben dün akşam Ali Koç'u dinliyorum. Dün akşam Göksel Gümüştağ'ı dinliyorum. Bunlar hakemleri bilmiyorlar mı? Bunlara istihbarat gelmiyor mu? Bunlara hakemlere, bu kulüp başkanlarına gelen istihbarat köküne kadar geliyor her yerde. Ama kendi lehlerine olduğu zaman çok güzel, sonra kötü. Bunu temizlemek için bayağı bir mücadele vermek lazım. Fethullah Gülen'i çok kolay temizleyebiliyor musunuz? Temizleyemiyorsunuz. Hakemleri de temizleyemezsiniz. Çünkü futbol aleminin içinde o tarz örgütlenmiş bir grup. Nereye baksanız babadan oğula çıkıyor. Nereye baksanız akraba çıkıyor. Nereye baksanız torpil çıkıyor. Ya bunlar gerçek arkadaşlar ya.
Ben yıllarca bunları söylediğim için kötü oldum. Siz bilmiyor musunuz? Bakın, tutun Aziz Yıldırım'la konuşun, Galatasaray başkanlarıyla, Beşiktaş başkanlarıyla, hepsinden konuştuğunuz zaman hakem alemini hepsi çok iyi biliyorlar arkadaşlar. Alayı hakem alemini çok iyi biliyor. İsim verin, veremezler. Hepsi kullanıyorlar. Temizlik oluyor mu? İyiye gidiyor mu? İyiye gidiyor. Ama ideal mi? Değil. Onun için bizler hep böyle konuşuruz. Ya dün akşam bir hakem faciası işlendi. Bu X takıma, Y takıma, Z takıma hiç önemli değil. Ama biz buna hazırlıklı olalım. Bunlar hep olacak. Çünkü bu hakemlerle bunun olmama şansı yok. Dün akşamki hakem babadan oğula bir hakem. Adam diyor ki, yani ben bu hakemliği bilmiyordum diyor, girdim diyor. Ya bayağı iyi güzel işmiş diyor. E bayağı iyi güzel iş olduğu dün akşam belli. Ya adam hakem değil. Adam hakem değil ya. Yani şimdi biraz ağır oluyor ama kusura bakmayın arkadaşlar. Bunun babası gözlemci. Yeni çıkan kurala göre gözlemcilik yapmıyor şu anda. Yani bu adam gözlemci olsa başka birilerini çıkaracaklar. Yeni bir çocuk çıkacak. Ya ne muazzam babalar varmış. Ne muazzam hakemler varmış. Ne muazzam bir sistem. Ya kardeşim, ey kulüpler, uyanın. Uyanın. Bugün sana, yarın ona. Yok Ali Koç, yok Galatasaray, yok bu. Dün Galatasaray açıklama yapıyor. Kapkara. Galatasaray'da kapkara olmadı mı hiç? Yalnız Fener mi oluyor? Yalnız Galatasaray mı oluyor? Ya arkadaş, hepiniz karasınız aslında baktığımda. Biraz ağır oluyor ama kusura bakmayın. Tencere dibin kara, seninki benden kara. Üç büyük kulüp, yıllarca, sakın konuşmayın abi, ne olduğunu sizler iyi biliyorsunuz. Oturup konuştuğumuz zaman neler konuşuyoruz? Ama televizyonda konuşamıyorsunuz. İçki masalarında neler konuşuyorsunuz? Ama televizyonlarda konuşamıyorsunuz. Ya arkadaşlar, bazı şeyler acı. Yoksa bu işler devam edecek, gidecek. Siz bana sorun, ben size söyleyeyim. Erman abi, siz bana sorun. Evet Erman abi, bundan iş değişmiyor ya. Yani evet, şöyle söyleyeyim. Benim devrimde, bakın, futbolculuğumda satılık hakemler çoktu. Hakemliğimde de satılık hakemler vardı. Şu anda satılık hakemlerin olduğuna inanmıyorum. Ama kişilik olarak noksan, şahsiyet olarak tavır koyamayan, hakem olamayacak tipler var. Abi hakemlik, arkadaşlar, hakem olunmaz, hakem doğulur. Kuralları ben size öğretirim. Ama kişiliği, şahsiyeti, size küfür eden adamı atamamayı, size küfür edeni, sizi tahrik edeni, sizi aşağılayanı öğretemem ben. Atın, gitsin. Bunu yapamam. O sizin kişiliğiniz, aileden gelecek. Ben size kuralı öğretirim. Kural hikaye. Erman yani abi, şu anda sinirli evet, konuşuyorum, kusura bakmayın. Estağfurullah. Yani söyledikleriniz aklıma bundan 3 yıl önce Başakşehir Kulübü Başkanı Sayın Göksel Gümüşdağ'la bir yayın yapmıştım. Ben bunları 10 sene evvel söylüyordum. 15 sene evvel söylüyordum arkadaşlar. Evet. Ve pek bir şey de değişmedi sanki. Erman abi, o gün Göksel Başkan'a şu soruyu sormuştum. Derin MHK olduğuna inanıyor musunuz demiştim. Hakem camiasının içinde bir derin yapı ya da işte bir işbirliği grubu olduğuna inanıyor musunuz demiştim. Sayın Başkan o yayında, yani yıllardır futbol camiasının içindeyim, hep kulağıma çalınır dedi. Siz de az önce dediniz ki zaten hepsi biliyorlar. O zaman Bahattin Şimşek'in ismini gördüklerinde eyvah dediler. Göksel Gümüşdağ bu işleri köküne kadar bilen bir adam. Bakın, Göksel Gümüşdağ eğer size böyle söylediyse hikaye. Göksel Gümüşdağ hakem alemini köküne kadar bilen birisi. Köküne kadar. Yardımcı hakemden hakeme kadar kimin ne yaptığını köküne kadar bilen bir adam kardeşim. Bana ne anlatıyorsunuz ya?
Bana böyle düğüm geliyor, duyum geliyor. Abi hep böyle konuştuğumuz için bir yere varamayız arkadaşlar. Geçen sene baş